Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Kara Harp Okulu'nda yaşanan yemin bir olay haline geldi ve tartışılıyor. Tartışılmaya da devam edeceğe benziyor. Bu konuyu emekli Kurmay Yarbay Hakan Şahin'le konuşacağız. Hakan Bey, merhaba. Merhabalar Rukşen Bey. Siz Nasılsınız? şimdi serbestiyette çok kapsamlı bir yazı yazdınız. Olayı irdeleyen birçok detay var ve tabii ordudan geldiğiniz için bazı şeyleri biz sivillerin görmediği açılardan da görüyorsunuz. Detaylar var. Çok önemli. Bunların üzerinden teker teker geçelim ama önce bir son dakika gelişmesini aktarayım. Kısa bir süre önce oldu. Müyesser Yıldız gazeteci bir haber yaptı. Diyor ki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı. Kıdemli teğmenlerin bugün okula çağrıldığı tahkikatın tören değil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı öğrenildi. Yani onu yapmalarından ziyade bunu paylaşmalarından dolayı tahkikat başladı. Bu size inandırıcı geliyor mu? Yani haber doğrudur da gerekçe size inandırıcı geliyor mu? Yani şimdi duydum bu haberi ama gerekçenin bir kısmı budur. Evet. Ama tek gerekçe budur. Esas gerekçe o şeydir. O törenden sonra yapılan ikinci yemin olayıdır gibi Evet. hissettim. Şimdi isterseniz bir adım adım gidelim. Şimdi olay karıştı. Bir de bilmeyen insanlar Evet. olayın üzerine çok balıklama atladılar ve yalan yanlış bilgiler ortaya atıldı. Maalesef, evet. Bu yemin nedir? Ant nedir? Çünkü biliyoruz ki burada birinci olan bir kadın subay yapıyor bunları. Adı Ebru Eroğlu. Evet. Erol, Ama evet. sizin yazınızı okuduğumuz zaman görüyoruz ki zaten öncesinde yine Ebru Eroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bir ant içirmiş. Bu ant aslında öğrencilerin okula ilk girdiği zaman da içtikleri bir antmış. Değil mi? Şunu Evet, bir anlatır mısınız? doğru. Bu ant Evet. nedir? Şöyle başlayayım. Şimdi bu olayda gördüğümüz iki tane farklı ant var. Bir tanesi askerlik andı. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 37. maddesinde geçen kanundan metni yer alan askerlik andı. Ve kanunun o maddesi diyor ki Silahlı Kuvvetlere katılan her asker katıldığında aşağıdaki yemini eder diyor. Bu askerlik andı. Bunu erler, uzman çavuşlar, astsubaylar, subaylar, bütün askerler ilk eğitimlerini, o bir aylık eğitimlerini tamamladıktan sonra bu yemini ederek asker sıfatı kazanıyor. Şimdi 30 Ağustos'ta mezun olan bu teğmenler harp okuluna 4 sene önce ilk girdiklerinde ilk oryantasyon eğitimlerini tamamladıktan sonra bu yemini ediyorlar ve harp okulunun birinci sınıfına bu yemini etmiş olarak başlıyorlar. Tekrar altını çizmem gerekirse bu metin askerlik andı denen ve kanunda geçen, hizmet kanununda geçen bir metin. Şimdi herhangi bir kanun ve yönetmelikte geçip geçmediğini benim bilmediğim şahsen, benim cahilliğim olabilir ama araştırmalarım sonucunda ulaşamadım bu bilgisine. Bir başka metin daha var. Bu metin subaylık andı veya subaylık yemini diyebileceğimiz bir metin. Ve benim de mezun olduğum yıl olan 1998'de ve onun çok daha öncesinden itibaren ve sonra da devam edecek şekilde bu yemin yani subaylık yemini bütün harp okullarının, kara, deniz ve hava harp okullarının mezuniyet törenlerinde törenin resmi, planlı, programlı bir parçası olarak törene katılan devlet erkanının ve bu arada Cumhurbaşkanı'nın önünde devre birincisi Teğmen tarafından mezun olan bütün teğmenlere ettirilen bir metin. Belki 30 yıldır, belki 40 yıldır, belki 50 yıldır bilmiyorum ne zaman başladığını bu metnin kullanımının ettirilen bir metin. Yine tekrar altını çizmek gerekirse bahsettiğim bu ikinci metin törenin resmi planlı kısmında ettirilen bir metin. Bu 2024 yılı 30 Ağustos'unda dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na ettirdiği yemin, demin bahsettiğim ilk yemin. Yani askerlik andı.
bu ikinci yeminin, yani subaylık yemininin ne zamandan beri bu törenlerin resmi bir parçası olmaktan çıkartıldığı konusunda bir belirsizlik var. Ama kesin olan şu ki 2004 yılının 30 Ağustos'unda teğmenlere bu subaylık yemini tören programı içerisinde ettirilmemiş. Sonrasında tören sona erdikten sonra, çünkü video kaydından belki birazdan izleteceksinizdir, amatör bir herhalde cep telefonuyla veya amatör bir kamerayla çekilmiş bir görüntü var. Oradan şunu anlıyoruz. Tören sona eriyor. Cumhurbaşkanı ve işte izleyiciler, yani devlet erkanı alandan ayrılıyorlar. Orası törenin yapıldığı yer, Karar Vakfı'nın futbol sahası, çim bir alan. O alanın ortasında mezun olan teğmenlerden bir kısmı, sayıca epey kalabalık bir kısmı ama çekim açısından dolayı tam olarak kaç kişi olduğunu göremiyoruz ama kesin olan bir şey var. Mezun teğmenlerin tamamı orada değiller. Evet, burada bir verdiğiniz rakam var. Normalde evet. 960 mezun var ama diyorsunuz evet. ki gördüğümüz kadarıyla 300-400 evet. kadarı yani, diyorsunuz. Hepsi değil yani. 200'dür, belki 200'dür, belki 400'dür, belki 350'dir bilemiyorum ama 960 kişinin olmadığı çok belirgin bir şekilde. İsterseniz Hakan Bey bir şeylere bakalım, görüntülere bakalım. Tabii. Önce Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atıyorlar. Onu bir izleyelim. Evet, şimdi burada birçok husus var. Şimdi subaylık yeminine gelmeden önce Mustafa Kemal'in askerleri sloganı var. Bunun Türkiye'de siyasi arenada değişik vesilelerle atıldığını biliyoruz bu sloganların. Ve genellikle de sivil bir takım gösterilerde, mitinglerde ya da bazı üniversite mezuniyet törenlerinde hatırlarsanız Erciyes Üniversitesi'nde olmuştu öyle. Başka yerlerde de oluyor. Ve bu bir aslında siyasi duruş olarak algılanıyor. Tabii bir subayın, yeni subay olmuş birisinin, teğmen olmuş birilerinin kendisini Mustafa Kemal'in askeriyiz, askeriyim diye tanımlaması çok şaşırtıcı olmayabilir. Ordunun yapısı gereği ama burada bir hani 960 kişinin mezun olduğu bir yerde bunun 300-400'ünün ya da 200'ünün ya da 500'ünün hiç önemli değil ama bir grubunun böyle bir şeyle bir kere sahaya çıkması bir siyasi duruş sanki. Yanılıyor muyum? Yani bu bir siyasi duruş demek için aslında elimizde yeterli veri var mı emin değilim. Adına bir siyasi duruş demek biraz bu oraya katılan teğmenler açısından aşırı yorum olabilir. Fakat olağan bir şey olmadığı çok açık. Yani ben daha önce hem kendi yaşantım içerisinde hem de daha önceki Cumhuriyet tarihi boyunca Harp Okulu'nun tarihi içerisinde böyle bir olay olduğunu darbe dönemleri hariç pek hatırlamıyorum. Yani mezuniyet töreninden sonra bir grup teğmeni toplanıp böyle bir slogan atması, sloganın
şey içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. Bu başka bir slogan da olabilirdi. Dolayısıyla bu sloganın kelimelerine karşı Mustafa Kemal'in askeri olma kavramına karşı bir şeyim, karşı duruşum olduğu açısından söylemiyorum ama ister bu slogan olsun, ister başka bir slogan, mezuniyet töreninden sonra da devlet erkanı oradan ayrılmış, aileler henüz oradayken, kameralar oradayken bir grup ve sayıları da yüzü aşkın, 200-300-400 her neyse Teğmen'e toplanıp ve toplanma için çağrı sesleri de duyuluyor orada. Yani birkaç öğrenci orada toplanmaları için uyarıyor arkadaşlarını. Acele edin, koşun, toplanın gibi. Yani orada bir harp okulundan mezun olan Teğmen düzenliliğine yakışmayacak bir karmaşa da var gibi hissettim ben. Evet. Şimdi burada şeyde yeminin kendisinde en çok dikkat çeken husus tabii ki laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti ibaresi oldu. Onun dışındaki şeylerden hani toprağa uzanacak eller karşısında evet, bizi bulacak vesaire, ne mutlu Türk'üm diyene mesela iktidar yanlısı insanları çok da fazla rahatsız edecek bir şey olmayabilir. Ama en çok tabii ki Mustafa Kemal'in askerleri sloganına tepki verdi ya da kimileri sahip çıktı. Ama esas vurgu da laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti. Ama diyorsunuz ki bu 2016'ya kadar zaten subay yemini olarak okunan bir şey. Bunda aslında bu yeminin normal olarak okunmasında çok da büyük bir sorun olmaması lazım sanki. Evet. Şöyle iki şeyi bence ayırt etmek lazım. Demin onu vurgulamaya çalıştım. Bu Mustafa Kemal askerleri sloganından sonra Teğmen Ebru Erol'un ettirdiği yemin, bu grubun kendisinin bulduğu sözlerini, kendisinin yazdığı, nereden çıktığı belli olmayan bir yemin metni değil. Demin söylemiştim, tekrar edeyim. Bu yemin 10 yıllardır mezuniyet törenlerinin resmi kısmında zaten kullanılan bir yemin. Bana ilginç gelmesi gerektiğini düşündüğüm, dikkat çekici bulduğum kısım şu. Hangi nedenle ise, o nedenin ne olduğunu bilmiyoruz. Kim tarafından yapıldıysa onu da bilmiyoruz. Bu yeminin 2024 yılı mezuniyet töreninde ettirilmesi ne bir yasak veya sınırlama getirilmiş. Yani bu yemin metni daha önceki yıllarda olduğu gibi resmi programın bir parçası olmaktan çıkartılmış. Bunu kim çıkarttı bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı mı çıkarttı? Milli Savunma Bakanlığı mı, Genelkurmay Başkanlığı mı, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü mü, Karar Okulu Komutanlığı mı, Dekanlığı mı? Bu konuda bir bilgisizliğe sahibiz. Ve bu bilgisizliğimizin giderileceğini de zannetmiyorum. İlginç olan şu, burada toplanan Teğmenler muhtemelen bu törenden birkaç gün önce veya bir gün önce, bir süre önce şöyle bir karara varmışlar anlaşılan. Demişler ki, bizden önce mezun olan, harp okulu mezunundan ettiği bu yemini bize tören içerisinde ettirmiyorlar. Bize 4 sene önce zaten ettiğimiz, erlerin de ettiği bir andı okutacaklar Cumhurbaşkanı'nın önünde. Arkadaşlar biz törenden sonra toplanıyoruz, bu yemini biz kendimiz edeceğiz demişler. Öyle anlaşıldı, ben öyle anladım. Ve bunu bir cesaret olarak tanımlıyorsunuz evet, yazınızda. Evet. Burada büyük bir cesaret var. Şu açıdan büyük bir cesaret. Şimdi ben kendi harp okulu öğrenciliği yıllarımı hatırlamaya çalıştığımda, ben şimdi mezun olan bir teğmen olsam ve böyle bir durum olsa, böyle bir öneride bulunulsa, tören bittikten sonra biz toplanacağız birkaç yüz kişi, tamamı değil. Çünkü tamamı icabet etmemiş bu öneriye. Böyle bir şeye katılır mıydım? Emin değilim. Belki katılırdım. 22 yaşında genç, ateşli bir teğmen katılabilir. Ama emin değilim. Bir düşünürdüm. Yani kontrollü olmaya çalışırdım en azından. Bu kadar sayıda teğmenin böyle bir siyasi konjonktürde böyle bir şey yapması ve bunun kameraya alınması. Mesela şöyle de olabilirdi. Tören bitip, bütün alan dağılıp, işte kendi tabur binalarına gidip, kameralar ortadan kalktıktan sonra, birkaç saat sonra mesela, ailelerini yanlarına alıp arabalara binip okuldan son ayrılışlarını yapmadan önce bir şey olsaydı kameraların gözlerinden uzakta, bu daha anlaşılabilir bir şey olurdu ama burada
anlaşılamaz bir şey var bence. Yani böyle bir konjonktürde daha 10 Kasım'da 10 ay önce Piyade Okulu'nda çok benzer bir olay oldu. Atatürk fotoğrafını 10 Kasım anmasında takıp takmama konusunda ve teğmenler birbirine girdiler, yüzlerce teğmen. Yani bir tarafta yüzlerce piyade teğmen, diğer tarafta devre arkadaşı olan yüzlerce başka teğmen birbirlerine girdiler ve 7 tanesi ihraç edildi. İhraç edilmek öyle kolay bir şey değil. 8 yıl okuduğun, 4 yıl okuduğun mesleğinden oluyorsun. Böyle bir şeyi göze almış olması, bu kadar çok sayıda teğmenin, bana en azından soru işareti doğurması gereken bir şey gibi geldi. Evet, gerçekten çok önemli bir şey. Şimdi soruşturma vesaire, tahkikattan ne çıkar bilmiyoruz ama çok da açıkçası ben ona itibar etmeyi düşünmüyorum şahsen. Ama işin bir de tabii yarattığı yankılar var. Siz yazınızda bunları da ele almışsınız. Evet. Birbirinden tam zıt perspektifler. Kimileri göklere çıkartıp kimileri yerin dibine batırıyor. Evet. Ve herkes evet, kendi siyasi ajandasına uygun bir şekilde bu teğmenlerin hareketini ya karşısına alıyor ya yanında duruyor. Böyle bir ilginç bir durum var ve sonuçta olay artık o görüntüler olmaktan çıktı. Tartışmalara gitti ve mesela şunu çok görüyorum. Bir zamanlar çok moda olan askeri vesayete mücadele, ki bu devirin kapandığını biliyoruz. En son kuvvet komutanlarının vesairelerin çektirdiği fotoğraflar ya da yaptıkları, mesela jandarma genel komutanının emekli olmadan hemen önce yaptığı konuşma mesela başlı başına. Hani artık askeri vesayet falan gibi bir şey yok. Ama birileri sanki tekrar yeniden bir oyuncak bulmuş gibi, biraz abartıyor muyum bilmiyorum ama. İşte yine askeri vesayet hortluyor. Mesela Gelecek Partisi'nden bir milletvekili kalktı. İyi, gelin gelin, geçen sefer sizi halletmiştik. Yine yapalım falan, ki Gelecek Partisi'nden, yani iktidar partisi bile değil. Böyle bir durum var. Kimileri de ne olacaktı ki? Tabii ki işte Mustafa Kemal'in askerleri. Bu sonuçta çok da sağlıklı bir gidişat değil sanki. Katılıyorum. Bence de sağlıklı bir gidişat değil. Bir defa bu toplumun çeşitli kesimleri toplumdaki bu son yıllardaki kutuplaşmaya çok uyar bir şekilde bu olayda da kutuplaştı. Ve bu olayı yorumlandırma ve ne anlama geldiği konusunda, bir karara varma konusunda çok aceleci davrandıklarını düşünüyorum her iki kesiminde. Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerine bağlı toplum kesimleri demin dediğiniz gibi, tabii canım ya, ne olacaktı, teğmenlerin ettiği yeminden rahatsız olan vatan hainidir veya başka bir şeydir ve getirdiler. Burada teğmenlerin ettiği yemin ne karşı bir duruş falan sergiliyor değiliz. Teğmenlerin ettiği yemin, yılda, ben de o yemini etmiş birisiyim. O yemini ederek subay oldum. Fakat burada bambaşka bir şey var. Burası ya anlaşılmıyor ya da anlaşılmak istenmiyor. Burada çok ciddi bir cesaret ve cüret gerektiren bir olay var. Benim merakım şu, bu kadar çok sayıda teğmen kendiliklerinden ve doğaçlama bir şekilde mi bu cesareti ve cüreti gösterdiler? Yoksa arkasında başka bir ajanda aramalı mıyız? Bu soruyu da şu zeminde soruyorum. Birazcık uzun olacak bir açıklamaya gireceğim şimdi. Şimdi şunu gözden kaçırmayalım. Harp okulları eski harp okulları değil artık. 2016 yılı 31 Temmuz'unda, yani 15 Temmuz'dan hemen 2 hafta sonra, bütün o hengame sürerken bununla ilgili de bir yazı yazmıştım bir ay kadar önce. Siyasi iktidarın yaptığı ilk işlerden bir tanesi 31 Temmuz 2016'da bir kanun hükmünde kararname ile Milli Savunma Üniversitesi isminde bir üniversite kurmak oldu. Ve bu üniversitenin kurulmasıyla birlikte kuruluşlarından beri kuvvet komutanlıklarına, Karahava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan harp okullarını bu bağlantıdan çıkartıp Milli Savunma Üniversitesi'ne bağladı. Milli Savunma Üniversitesi'nin başına da bir sivil rektör getirildi. Profesör Erhan Afyoncu, biliyorsunuz. Bu rektör doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Oradan da Cumhurbaşkanlığı'na. Harp okullarının her birinin başına da bir dekan atandı. Sivil bir dekan. Hiçbir askeri geçmişi olmayan bir dekan. Bu rektör ve bu dekana itibari rütbe denen bir rütbeyle
rektöre kor general, dekanlara da tüm general eşit bir rütbe verildi ve o rütbelere uygun ayrıcalıklar tanındı. Ve Harp Okulları Kanunu'nda değişiklikler yapıldı bu düzenlemelere uygun şekilde. En önemli maddelerinden bir tanesi şuydu bu değişikliğin. Şöyle diyordu dekanın görev ve yetkileri kısmında. Dekan eğitim faaliyetleriyle ilgili her tür isteğini Harp Okulu Komutanı'na yapar. Harp Okulu Komutanı tarafından bu istek gecikmeksizin yerine getirilir. Yani denk dedim az önce ama denkliği de aşan ve atanan sivil dekanı Harp Okulu Komutanı'nın da bir tık üstüne koyan bir yeni sistem getirildi. Sivil öğretim elemanlarının sayısı artırıldı. Bu öğretim elemanları sivil rektör ve sivil dekanlar tarafından ağırlıklı olarak seçildi. Ve 8 yıldır Harp Okulları bu şekilde yönetiliyor. Şimdi benim aklım 8 yıldır bu şekilde yönetilen öğrenci alım komisyonlarındaki işte mülakat komisyonlarında rivayet odur ki işte siyasi etkinin ve işte bir takım dinsel cemaat bağlantılarının, tarikat bağlantılarının da etkili olduğuna yönelik doğru mu yanlış mı bilmiyoruz ama bu yönde kamuoyuna yansıyan çeşitli iddialar var. Böyle bir iklimde, böyle bir süreç içerisinde, alım sürecinden seçilip Harp Okulu'na alınan, sonra işte bu şekilde okutulan, 24 saati orada geçen, yattığı, kalktığı, okuduğu, gezdiği, dolaştığı, her şey kontrol altında olan 960 tane teğmen arasından 300-400 tane teğmenin mezun oldukları gün törenden sonra çıkıp Mustafa Kemal'in askerleriyiz deyip sonra da bu kendilerine ettirilmeyen andı içmesi yani anlatırken bile bana inandırıcı olmayan bir şey gibi, bir film sahnesi gibi geldi. Yani şunu diyorsunuz, bu sistemde, bu yeni düzenlemede, bu yeni tür doktrinizasyonda yani yeni dönemin böyle bir grubun ki sayıları yüzlerce diyelim 300-400 kişinin neredeyse yarısının belki böyle bir şeyi cesaret yani bir kere bu çizgiye nasıl geldiler meselesi, bu duruşa nasıl geldiler ve bu cesarete nasıl ulaştılar meselesi ve sorduğunuz şöyle bir şey var. Bu teğmenlerle silahlı kuvvetlerin orta ve üst düzey yöneticiler arasında sırf bu anlamda nasıl bir ilişki vardı diyorsunuz evet. Ki bu çok önemli evet. Bir. Bugün mesela Mester Yıldız haberi yani bu son dediğinizle ilgili dolayısıyla hani bir soruşturma başlatıldığına göre nasıl neticelenecek bilmiyorum ama yukarısıyla teğmenler arasında bir fikir birliği olduğu konusunda soru işareti var demek ki. Şimdi mesela Mümtazer Türkan'ın yazısını okudum internette. Bu askerleri, subayları bir tür yeniçeriye benzetiyor ve diyor ki böyle bir yapıda üstlerinden bağımsız böyle bir şey yapamazlar diye bir kesinlik. Siz de soruyorsunuz bunu ama böyle bir kesin bir yani muhakkak evet. Böyle olmuştur demiyorsunuz. Pekala bu genç teğmenler kendi aralarında böyle bir inisiyatifi de kendi başlarına almış olabilirler sanki. Şöyle bir şey, şimdi asker olmayanların anlaması zor olan bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi harbiyeli ruhu diyebileceğimiz şey ilginç bir şey. İlginç bir şey. Bazen yani en azından geleneksel harp okulu zamanlarında bazen öğrenciler harp okulu öğrencileri konuşmadan da anlaşabilirler. Yani sosyalleştikleri okul içindeki ders dışı komutanların gözünden uzakta oldukları o serbest zamanlarda falan sosyalleştikleri gerçekten subay kimliği kazandığı başka ortamlar da var. Şimdi bu öğrencilerin de hakkını yemek istemem doğrusu. Yani evet harp okulunda böyle bir eğitim süreci, alım süreci vesaire var ve bunların hepsi işte şöyle bir biçimde mezun oluyor diyemem. Çünkü bilmiyorum. Ne şekilde mezun olduklarını bilmiyorum. Bu konuda da bir bilgi eksikliğine sahibiz. Fakat dediğiniz gibi bu teğmenler yine de bu şekilde yetiştirmişlerse kendilerini böyleyse bile böyle bir törenden sonra böyle bir etkinlikte bulunmak yine de cüret ve cesaret gerektiren bir şey. Evet, şimdi burada
Bence en kritik mesele yazının sonuna koyduğunuz. Evet. Peki bu teğmenler o teğmenler meselesi. Evet. Yani evet. Bu subay yeminini edenler var, etmeyenler aha var. Kimisi evet nötr kalmıştır, kimisi de belki bu yapılanı çok yanlış buluyordur vesaire. Ama sonuçta evet 960 teğmenin yekpare olmadığını söylüyorsunuz. Evet, açıkça gösteriyor. Ve bunun da çok ciddi bir risk olduğunu söylüyorsunuz. Evet, mesleki açıdan, askeri açıdan ve biz yurttaşlar açısından bir risk oluşturduğunu düşünüyorum. Yani ordunun kurum içi bir takım sorunlarına yol açabileceği gibi bunu bir an için bir kenara koysak bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından da bir güvenlik sorunu oluşturabilecek bir şey. Şu yüzden, bu cümlem abartılı gelebilir ama şu yüzden. Orduların birinci görevi, dünyadaki bütün orduların o ülkeyi, ülke üzerinde yaşayan insanları dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ülkenin kendisine verdiği silahlarla korumak. Çok basit bir görev. Yani basitçe böyle tanımlanabilir bir görev. Bunun ön koşullarından bir tanesi de askerlerin, özellikle de subayların bu işi yerine getirirken bir duygudaşlık, bir birlik ruhu diyebileceğimiz durum içerisinde davranması. Şimdi bu teğmen arkadaşlar sınıf okullarına gidecekler, bir yıl orada eğitim alacaklar ve önümüzdeki sene bu zamanlar Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerindeki görev yerlerine kura çekerek tayin olacaklar. Bir kısmı Edirne'ye, bir kısmı Hakkari, bir kısmı Libya'ya, bir kısmı Suriye'ye, Afrin'e, Irak'ın kuzeyine gidecekler ve orada çok uygun olmayan, çok zorlu doğa ve görev koşullarında çalışacaklar. Hakkari'deki bir üst bölgesini düşünelim. Zor kış şartlarında bu teğmen, şimdi bu yemini eden teğmen ve Şim sahanın diğer tarafında durarak bu yemine katılmayan iki tane teğmen düşünelim. Ahmet teğmenle Mehmet teğmeni düşünelim. İkisi Hakkari'deki aynı tabura, aynı bölüye takım komutanı olarak atandılar. Aynı bölükteler. Bir üst bölgesindeler. Üst bölgesinin doğu yakasındaki mevzilerden Ahmet teğmen, batısındaki mevzilerden de Mehmet teğmen sorumlu. Ve ikisi de bu olay nedeniyle, bu olay her ikisi açısından da birbirine karşı bir kimlik gösterme, kimlik kartı göstermeye dönüşmüş durumda şu anda. İkisi de birbirine bakarken Mehmet Ahmet'e diyecek ki sen o yemine katılan teğmendin. O da ona diyecek ki sen de katılmayan diyecek. Bunu sözlü olarak ifade etmelerine gerek yok ama birbirlerini her gördükleri anda, görevle ilgili her koordinede bulunmaları gerektiği anda birbirlerinin gözünün içine böyle bakacaklar. Bu bizim en son işte Balkan Harbi'nde yaşadığımız, herkesin dilinde olan müthiş bir tehlike. Müthiş tehlikelere yol açabilecek bir şey. Bunun bu teğmenleri de aşan boyutlarının, teğmenleri de aşan şekilde akli selim sahibi insanlar tarafından köpürtülmeden kendi çıkarlarına, sırf kendi çıkarına uygun olduğu için, demin dediğiniz gibi bir oyuncak, bir malzeme bulduk, bunu oynayalım, biraz deşelim, biraz köpürtelim demeden kendi çıkarlarımız, ülkenin çıkarları ve bu çocukların çıkarları ve silahlı kuvvetlerin çıkarları için bunu kesinlikle bir şekilde onarılması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi burada bitirmeden şöyle bir husus var. Tabii biliyoruz ki siyasi iktidar toplumun birçok yerinde olduğu gibi, mesela bir dindar nesil diye bir perspektifi vardı Erdoğan'ın, kültürel iktidarı kazanmak gibi, bunlar da başarılı olamadı büyük ölçüde. Şimdi bir başka husus da, biliyoruz ki sizin de demin anlattığınız darbe girişimi ardından yapılan düzenlemelerle birlikte de orduda, ordunun eski omurgasını, yani ideolojik ya da artık neyse, yani ruhen oluşan omurgasını değiştirmek istedi. Ve en azından bu olay bize gösteriyor ki bunda da çok sanki başarılı olamamış. Siz şimdi bunu sorgularken, bu neden acaba böyle olduğu sorgularken bir takım şeyler söylüyorsunuz. Beni en çok etkileyen şu oldu. Harp okulunun her yerine sinmiş metafizik ve zaman dışı bir ruh mu söz konusu? Siz şimdi evet oradan yetişmiş birisi olarak belli ki bir şey bilerek, biz dışarıdan akıl yürütüyoruz böyle bir şeyi. Evet. Böyle bir ruh mu var hakikaten? Yani kim gelirse gelsin, ne olursa olsun, komutanlar kim olursa olsun, iktidarlar kim olursa olsun, o okulun
içine sinmiş bir şey, zaman ötesi bir şey hakikaten olabiliyor mu? Evet, bu söylediğim şey iddialı bir şey olduğunu farkındayım. İspatlayamam da bilimsel olarak. Bu sezgisel bir şey olarak söylüyorum bunu. Ama çok belli ki yani mekanın bile bir etkisi var. Binaların, oradaki tarihin, daha önce olmuş, yaşanmış olayların, nesilden nesile yapılan aktarımların, şimdi şöyle bir ayrıntıya da değinmek lazım. Demin yapılan yasal, yapısal değişikliklerden bahsettim ama şimdi şöyle bir gerçek de var. Evet, bu yapısal değişiklikler yapıldı ama şimdi 2000 diyelim, 16, 2017, 2018'e gidelim. Şimdi bu, evet, değişiklikler yapıldı. Sivil bir dekan kondu. Bir takım sivil öğretim elemanları alındı ama bu harp okulu öğrencilerinin askeri eğitimlerini gerçekleştirecek bir şey var. Subaylar grubu var. Takım komutanları var. Bölük komutanları, yüzbaşılar, tabur komutanları, yarbaylar, alay komutanı, albay vesaire. Şimdi bunları siyasi iktidarın gökten zembille indirmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu rütbeler bakımından geçmişten gelen, o geçmişteki harp okulu eğitimini almış ve o ruha sahip kişilere dayanmak zorundaydı. Ve o 2016, 17, 18, 19 o yıllarda bu eğitimler o kişiler tarafından verildi. Dolayısıyla hani zaman dışı, her şeyden bağımsız, ne olursa olsun değişmeyecek bir ruh, bir hava, evet, bir büyük bir iddia mutlaka etkilenir tabii ki ama etkilenmeyecek etkiden kendini uzak tutacak kısımlar olduğunu düşünüyorum. Anlaşılabilir olması için şöyle sivilden örnek vereyim. Örneğin Galatasaray Üniversitesi'nin bir kendine özgü bir havası var diyelim ki ve bu hava Boğaziçi Üniversitesi'nin havasından daha farklı. Boğaziçi'nin de kendine özgü bir havası var. Ankara Siyasal'ın başka bir havası var. Ne bileyim, işte hukuku başka bir havası var. Ve bu çok, işte hükümet birkaç yıldır değiştirmeye çalışıyor Boğaziçi'nin havasını ama değiştirmeyi tam olarak başaramadı. Bunu birkaç şeyle, 5'le, 10'la, 20'yle çarpıp aynı değişmezliği harp okulları içinde bence düşünmek lazım. Ve bir de askerlik mesleğinin doğası var tabii. Şimdi ilginç gelebilecek bir hatırlatmada bulunayım mesela tarih bilgisi olarak. Osmanlı padişahları benim bildiğim kadarıyla Mevlevi tarikatına mensuptu. Çoğunluğu itibariyle. Yani sivil devlet erkanı Mevlevi tarikatı mensubuydu diye biliyorum. Fakat Yeniçeri Ocağı Bektaşi tarikatına mensuptu. Yeniçeri ocağının başkanı Bektaşi tarikatının bir numaralı üyesiydi diye biliyorum. Dolayısıyla şimdi Bektaşi tarikatıyla Mevlevi tarikatı arasında nasıl bir fark varsa, bir fark olduğunu biliyoruz. Onu işte 300-400 sene sonra bugüne getirerek, yani askerlik mesleğinin şeylerinden, doğasından kaynaklı, sadece Türk askeri açısından değil, mesleğin icra edilme biçimi açısından da mesleğin dikte ettiği bazı özellikler de var. Ve onları işte bir takım yasal, yapısal değişikliklerle tümden ortadan kaldırmak veya tümden değiştirmek mümkün değil ve ileride de olması kolay olmayacak bence. Kapatırken burada sorduğunuz bir soruyu size sormak istiyorum. Diyorsunuz ki her mesajın bir alıcısı olması gerektiğine, evet, göre Mustafa Kemal'in askerleri mesajının umulan alıcısı kimdi? Sizce kimdi? Bence Müyesser Yıldız'ın haberine bahsettiniz ya, bu idari tahkikat yapılırken bence teğmenlere sorulması lazım bu sorunu. Ben bilmiyorum. Ama çok alıcısının olduğu çok belli. Çünkü hani toplumda çok karşılığı olan bir alıcısı ve dolayısıyla bu slogan üzerinden, mezun olan teğmenlerin attığı bu slogan üzerinden toplumun bu mesaja karşılık verecek kesimleriyle bir ilişki, bir bağlantı kurmak isteyen her kimse bu mesaj onlar tarafından onlara yönelik atılmıştır diye düşünüyorum. Evet, tabii yani bir yanıyla
siyasi iktidar, bir yanıyla siyasi iktidardan rahatsız olanlar ama esas olarak şurası muhakkak ki bu mesajı verenler var ve bu verenlerin yayının başında söylediğimiz gibi bir tahkikat var. Ya şöyle de olabilir Ruşen Bey, tabii. Şey var, bu 27 Mayıs darbesiyle ilgili anıları, o darbeye katılanların anılarını okurken bir şey dikkatimi çekmişti. İşte darbeden 10-15 sene sonra yazılıyor bu anılar darbeye katılanlar tarafından. Hepsinin ortaklaşa söylediği bir şey vardı. Biliyorsunuz 27 Mayıs'ı temel itibariyle harp okulu yaptı, kara harp okulu. O öğrenciler tutukladı işte Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı vesaireyi. Meclisi onlar bastılar. Ve onların söylediği şöyle bir şey var. Ortaklaşa söylediği ve bu bilimsel olarak da doğru bir şey. Toplumsal hareketler bakımından, toplumsal hareketler kuramı açısından da doğru bir şey. Bir şey başladığı zaman, bir toplumsal olay başladığı zaman, ya ilk mermi atıldığı zaman, ilk slogan atıldığı zaman onu kontrol etmek ve nereye gideceğini kestirmek de zor. Belki de bu toplanan teğmenler sadece o ettirilmeyen subaylık yeminini etmek için toplanmışlardı. Ama aralarından birisi çıktı ve Mustafa Kemal'in askerleri izledi. Sonra yanındaki katıldı, sonra yanındaki katıldı, sonra yanındaki katıldı. Yani başlangıçtaki plan bu da olmayabilir. Belki sadece yemin edip ayrılacaklardı. Ama zaten şimdi tarih onların planlarını değil de bu videoyu izlerinden işte, yazıyor. Demek istediğim şey bu. Bu tür şeyler çok tehlikeli zeminler, kaygan zeminler. Dolayısıyla bu tehlikeli ve kaygan zeminlerden ilkesel olarak bence uzak durmak lazım. Kimin çıkarına olduğuna bakmaksızın, bundan bağımsız olarak bu tür şeylerden ilkesel olarak zemin kaygan olduğu için, tehlikeli bir zemin olduğu için, sonuçlarının nereye varacağını bilemeyeceğimiz için bence uzak durmakta fayda var. Türkiye için, Türkiye demokrasisi için. Evet ama malum videolar yayınlanır yayınlanmaz herkes kendisi açısından bunu çekip çekiştiriyor. Kimisi çok mutlu, kimisi çok öfkeli ve sonuçta bir ihtimal hızlı bir fatura olacaksa herhalde bu faturayı öncelikle bu genç teğmenler bir şekilde ya şöyle, ödeyecekler. Yani bu kadar çok sayıda teğmene fatura kesilmesi bana uzak bir ihtimal geliyor. Yani 10 kişi olsa fatura kesilirdi ama orada yani sayı dediğim gibi bilemiyoruz ama herhalde 200-300 kişi var. 960 teğmenden 300'üne bir fatura nasıl kesilebilir bilmiyorum. Umarım, çok fazla çünkü. Umarım senin kanlılık hakim olur ama ben burası de Türkiye diyelim. Evet çok ciddi bir olay yaşadık. Subaylık yemini olayı Kara Harp Okulu'nda siyasi olarak çok ciddi bir şekilde yankı buldu ama olayın esasında bir askerlikle ilgili, subaylıkla ilgili bir husus olduğu da muhakkak. Her şey ama birbirinin içine geçti. Evet Hakan Bir şey Bey daha çok... ekleyebilir miyim? Ruşen tabii Bey. Tabii. Evet birçok yerden olayı yorumlamaya çalışan sesler geldi ama bir yerden ses gelmedi dikkatinizi çektiyse. Hükümet kanadından, siyasi iktidar kanadından pek bir ses gelmedi. Yani Özgür Özel fırsatı kaçırmadı biliyorsunuz. O hemen kim? Özgür Özel çok acayip bir laf etti. Evet. Evet, ama işte mesela Cumhurbaşkanı bu konuda ne düşünüyor? O çok merakla bekliyorum ben doğrusu. Cumhurbaşkanı genellikle bu tür kriz anlarında birkaç gün bekliyor. Evet. Ve ondan sonra mesela en son Ahmet Çık Alpay Özalan'ın olayında da mesela bekledi. 3 gün sonra falan tabii ki Alpay Özalan'ın yanında yer aldı. Herhalde bunda da öyle bir şey olacaktır. Muhakkak bir şekilde gündemine gelecektir ama şu anda ilk işaret fişeğini atan iktidar yanlısı bazı isimler ve tabii ki sosyal medya trolleri vesaire buradan bir Kemalizmle ertelenen mücadelenin artık zamanı geldi gibi bir takım çıkarımlar yapıyorlar. Bakalım. Evet Hakan Bey çok sağ olun. Gerçekten evet. Kritik bir olay, hassas bir olay, dikkatli ele alınması gereken bir olay ama bütün boyutlarıyla da tartışılması gereken bir olayı konuştuk. Çok sağ olun. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Hakan Şahin'le Kara Harp Okulu'ndaki subaylık yemini olayını konuştuk. Belli ki daha önümüzdeki günlerde konuşmaya bu olayı devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.